hadis inkarcıları biz Kur'an'a uyarız, Kur'an bize yeter diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki madem siz Kur'an'a uyuyorsunuz o halde şu ayete dikkat edin. Bakın Rabbimiz ne buyurmuş. Estaizu billah men yudil rasul kim rasule itaat ederse fakat eda Allah şüphesiz Allah'a itaat etmiştir. وَمَنْ تَوَلَّا Kim de senden yüz çevirirse فَمَا أَرْسَنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيزًا Biz seni onlar üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Manaya bir daha dikkat kesilelim. Kim Resul'e itaat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiştir. Kim de senden yüz çevirirse Biz seni onlar üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Şimdi bu ayeti kerime üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayeti kerimede kim Kur'an'a itaat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiştir denilmiyor. Deniliyor ki kim resule itaat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiştir. Eğer sadece Kur'an'ın emirlerine itaat kafi olsaydı ayette Resul yerine Kur'an geçerdi. Allah bizden Resul aleyhissalatu vesselama itaat etmemizi emrediyor ve bu itaati kendine itaatin bir şartı kabul edip kendine itaatle denk tutuyor. Kim Resul'e itaat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmişti ayetinin manayı muhalifi şudur. Kim Resul'e itaat etmezse şüphesiz Allah'a itaat etmemiştir. İşte hadis inkarcıları Efendimiz aleyhissalatu vesselama itaat etmemekle ve hadislerini inkar etmekle aslında Allah'a isyan ediyor. Ey kardeşler sakın bu hadis inkarcılarının sözlerini dinlemeyin. Değil dinlemek onlardan şeytandan kaçar gibi kaç. Eğer kendinizi Allah'a sevdirmek ve Allah'a itaat etmek istiyorsanız Resulüne itaat edin. Ona itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Hadis savunması eserimizin bu 19. dersini burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.